Dün çok değişik bir şey gördüm arkadaşlar. <laughs> Onunla ilgili de konuşalım. Çok değişik bir şey gördüm. O da şey. Çok iyi sandığınız ama aslında o kadar iyi olmayan insanlar diye. Bir sürü insan var. Birçok insandan bahsetmişler. Bana en ilginç gelen Ç. Neden biliyor musunuz? Ç a, abi gücü elde ettikten sonra toplama kampına toplama kampı yapıyor. Hippi tipli ve LGBT tipli insanları götürüyor oraya. Adam hippilere Ç. Adam hippilere ve LGBT'ye karşı. Ne kadar garip, değil mi? E tabi ona bakarsanız adam kapitalizme de karşı. Ama şu anda Che'nin o fotoğrafı üzerinden milyar dolarlar dönüyor. Milyar dolarlar dönüyor Che fotoğraflı çantalar, Che fotoğraflı şeyler ve hippiler alıyor. Oğlum ne kadar ilginç lan. Ne kadar ilginç. Hani şey diyorduk ya, Türkiye'de etekli şeriatçı var. Bir tane daha etekli şeriatçı var. Sevgilisi etekli şeriatçı var. Zina yapan Diyoruz ya ulan sizin istediğiniz olsa önce sizin kelleniz uçacak. Ama işte herifler şunun farkında. Nasılsa kanka bizim istediğimiz olmayacak. Bizim istediğimiz olmayacağını bildiğimiz için biz şeriatçı takılalım. Ulan sizin istediğiniz olsa önce sizin kelleniz uçacak. Kafayı mı yediniz? İşte profesyonel trollük böyle bir şey. Hippie tayfanın da çey tişörtleriyle gezmesi aynı muhabbet. Oğlum ne kadar komik lan. Düşünse onların istediği bir sistem olsa ilk toplama kamplarına onlar gidecek. LGBT gidecek falan. Sovyetlerdeki komünizm de zaten öyle. Eleştirdiği şeyin parçası oldu. Kapitalizm wins. <laughs> Kapitalizm wins zaten abi. Her halükarda yani. Her halükarda. Çünkü özgürlük olunca komünizm ile özgürlük hiçbir zaman bir arada olamaz. Aynı cümlede olamaz. Sabaha kadar ağlasın. Bizim buradaki Cihangir solcuları Cihangir komünistleri sabaha kadar ağlasın. Sen elindeki iPhone'u bile vermezsin ki. Sen elindeki iPhone'u bile vermezsin. İşte o heriflerde nasılsa komünizm gelmeyeceğini bildikleri için komünistçilik oynuyor. Elindeki iPhone'u bile vermezsin sen. Devlet otoritesi olan bir ülkede devletin kontrolünde yaşamayı geçtim. Sen elindeki iPhone'u bile vermezsin. Senin elindeki iPhone'u alsalar sen fucked polis diye ağlayan, bağıran, çağıran bir adamsın. Sen ayaklarını uzattığın zaman polis ayağını indirdiği zaman fakü diye bağıran adamsın. Seni öyle kamplarda çalıştırırlar ki aklın durur. Aklın şaşar. Dünyanın arkadaşlar aslında şunu bilen var mı bakalım. Kendi ülkesinin, kendi yönettiği ülkenin en büyük yüzdesini öldüren kişi kim? Çünkü hep biz diyoruz ya en çok Mao öldürmüş. Ama Mao'nun yönettiği yerde çok fazla insan var. O yüzden yüzde olarak yüzde az. Yüzde on bu ne? Hitler yüzde yirmi gibi. Neydi bir de Stalin. Stalin de bunların arasında falan. En yüksek. Evet Şafak bildi. Pol Pot. Adam ülkesinin nüfusunun üçte birini öldürüyor. Kamboçya'da. Komünizm ama ekstrem komünizm. Komünizm zaten sıkıntı. Bu bir de üstte ekstrem komünizm abi. Neden oluyor? İşte komünizme karşı olabileceğini düşündüğü herkesi toplama kampına götürüyor. Gözlükleri var falan diye bu bizi itiraz eder bunlar falan diye. Arkadaşlar tamam bu bu ekstrem bir komünist. Ancak kusura bakmayın yani istediğiniz kadar ekşide yazın. Ben de çok kız şey yapıyorlardı ya. Komünistlere laf etti falan diye. Eskiden çok kızıyorlardı. Seneler seneler önce. Ben şunu da demiyorum. Yüzde yüz komünizm dünyanın en kötü şeyidir falan. Onu da demiyorum ama komünizm istediğin kadar ağla. Sabaha kadar ağla. Sabaha kadar bağır. Sabaha kadar çığır. Komünizm ile özgürlük aynı cümlede kullanılamaz. Kullanılamaz. Senin istediğin olsa komünizm gelse şu ankinden çok çok daha kısıtlı bir özgürlüğün olacak. Özgürlüğün olmayacak zaten. Özgürlüğün olmayacak. Devlet baskısı olmadan komünizmi işleyemez. Tekrar söylüyorum kanka o iPhone'unu vermeyen Cihangir solcularından bahsediyorum. Devlet baskısı olmadan komünizm işleyemez. İşleyebilir de hadi. İşleyemez kanka. Devlet tekeli olmadan, devletin aşırı kontrolü olmadan, askerin aşırı baskısı olmadan komünizm sistemi işleyemez. Tipe bastı bile. Emre Sayıl Berlin Duvarı niye çekildi zaten demiş. Peki şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Şunu hep karıştırıyorum kusura bakmayın. Batı Almanya kapitalist olan değil mi Amerika'nın şeyinde. Doğu Almanya komünist olan da doğru mu? Hep karıştırıyorum bunu. Soralım mı chat GPT'ye? Biliyor musunuz lan söyleyin. Hemen soralım chat GPT'ye. Which Germany was the communist one? Hemen chat GPT'ye soralım. East Germany işte tamam doğru. Demokratik Almanya Fe, Diğeri de Federal Almanya'ydı değil mi Ben neyden karıştırıyordum biliyor musunuz arkadaşlar Şeyden dolayı karıştırıyordum Doğu Almanya futbol olarak güçsüzdü Batı Almanya güçlüydü O yüzden de hani futbola güçlüyse Sovyetlerin falan diye düşünüyorduk Küçükken yani Ondan sonra öğrendik lan hayır Öteki türlüymüş falan ama hep böyle aklımda şey oldu lan hangisiydi Falan diye kaldı yani Hep futbol takımlarının yüzünden Neyse doğru hatırlıyormuşum Sonuç olarak abi benim bildiğim kadarıyla bunun tam tersi olan bir durum varsa onu da söylersiniz ama benim bildiğim kadarıyla kaçışlar olduğu zaman her zaman için Sovyetlerin Almanya'sından doğudan batıya kaçılıyor. Batıdan doğuya kaçan gördünüz mü abi? Ya da mesela demokratik bir ülkeden Kuzey Kore'ye kaçan. <laughs> Yunus Emre asgari ücret 100k olsun herkes ev araba alsın. Batı Almanya resmi olarak Federal Almanya evet. Federal Almanya futbol olarak şimdiki Almanya'ydı işte. Almanya güçlüydü ya futbol olarak. Federer Almanya güçlü olandı. O yüzden biz hep şeyi düşünüyorduk. Lan bunlar acaba Rusların mı? Amerikalılar futbol bilmiyor ya çünkü. Federer Almanya ciddi iyiydi ya. Şampiyonlukları falan olabilir yani. Tam hatırlamıyorum ama. Demokratik Almanya'yı biz çok rahat diyorduk, yeniyorduk yani. O tanjuların, uğurların olduğu dönemde. Doğudan batıya tabii ki. Ve çok ilginç bir şekilde abi. Ç ırkçıymış. Hintliler, Afrikalılar ve Meksikalılar için söyledikleri Soralım mı chat GPT'ye bakalım ne diyor, ne diyecek? What did Che Guevara say about Mexicans, Africans and Indians? Che Guevara günlüklerinde ve yazılarında bazı tartışmalı ifadelerde bulunmuştur. Meksikalılar hakkında onları okuma yazma bilmeyen kızıl deliller olarak tanımladığı iddia edilir. Afrikalılar hakkında tembel ve atıl olduklarını söylediği Motorcycle Diaries kitabında yer alır yerli halk özellikle Bolivya'daki yerli halk hakkında da küçümseyici yorumlarda bulunduğu söylenir. Bu ifadeler tarihsel ve kişisel bağlamda anlaşılabilir olsa da çoğu zaman önyargılı ve problematik olarak değerlendirilir. Oğlum adam hayranlarının tam tersiymiş aslında. Çok ilginç değil mi? Bu adamı niye romantikleştirip de bu pozisyona soktular? Bak bu adam kötüymüş demiyorum ha. Bu adam kötüymüş demiyorum. Kötü olabilir, iyi olabilir. Diyorum ya iyilik kötülük şeydir. Görecelidir yani çoğu durumda. İyilik kötülük görecelidir. Bazı çıkıp mesela şey diye bir işte yok kapitalistlere karşı işte bağımsızlık kazandı falan. Kötü adamlara karşı falan. O önemli değil. Ama benim garibime giden şu. Bunun hayranlarının tam tersiymiş adam. Buna hayran olan kişilerin tam tersiymiş. Bir nokta romantikleştirildi büyük ihtimalle. Şey mi dendi acaba? Lan biz bundan iyi para kazanabiliriz. Ya da bir grup böyle küçük bir grup falan çıktı böyle. Küçük bir grup hip çıktı abi. Garip garip böyle insanlar oluyor ya ben şey bile gördüm lan. Şeriatı destekleyen ateistler. Şeriatı destekleyen ateistler. Çünkü şey diyorlarmış. Biz Allah'a inanmıyoruz ama şeriat iyidir. Ondan sonra lan bu işte iyi para var deyip bu olay patlatıldı mı? Biz bunu desek şeriatı destekleyen ateistler falan diye. Biz de patlatabilir miyiz acaba? Emre Sayıl, Yılmaz Güney de o şekilde. Soldan figür alınabilecek o kadar kişi varken bunu patlatıyorlar. Aynen öyle. Ç'ye saygı vardı. Sovyetler de öyleydi daha bu arada. Çünkü pa Paso Stalin falan da paylaşırlar ya. Acaba Mao nasıldı? Mao Zedong yoldaşı falan diyorlar ya. Mao acaba LGBT friendly miydi? Kut Bey, Sol Gerici Mao'nun Che Guevara'lı kitap ayrıcını o tuvalete atacağım. <laughs> Çinler seviyor mu Mao'yu? Ee, sevmek zorundalar. Sevmek zorundalar. Onu Çin'de yaşayan Çinlilere sormayacaksın. Kung Lao. Ben Kung Lao arkadaş. Ben Kung Lao'cuyum. Abi bizim arkadaş var onların hepsinin bütün hareketlerini biliyor ya. Kung Lao'yu da bilmezsin ya. Buradan ışınlanıyor da buradan çıkıyor. Şöyle şöyle yapıyor. Buradan ışınlanıyor. Ben şu hareketlerini hiçbir zaman yapamadım biliyor musunuz? Lan aduketi yapıyorum. O daha kolay geliyor. Şunu yapamıyorum ya. Geri ileri. Geri ileri olan hareketleri yapamıyorum tutturamıyorum. Şöyle şöyle yapınca olmuyor. Şöyle yapıp şöyle yapınca olmuyor. %50 falan olmuyor. %60 olmuyor. Mao LGBT'ye karşı mıydı? Mao Zedong ve Çin Komünist Partisi Mao'nun liderliği sırasında LGBT haklarını açıkça ele almadı. Ancak Mao'ist Çin'de eşcinsellik genellikle olumsuz bir şekilde görülüyordu. Bu dönemin genel toplumsal tutumlarıyla uyumluydu. Eşcinsellik açıkça tartışılmadı veya kabul edilmedi ve LGBT bireyler için herhangi bir koruma veya tanıma yoktu. Eşcinsellik Mao'nun döneminden çok sonra, a, 1997 yılında Çin'de resmen suç olmaktan çıkarıldı ve 2001 yılında akıl hastalıkları listesinden çıkarıldı. <laughs> 2001 yılında akıl hastalığı mıymış abi? Mao dostlarımız için ne yapmış peki acaba? Sokak hayvanları için ne yapmış diye soralım mı? What did Nazis do? about animal rights. Can you say it in Turkish? Naziler hayvan hakları konusunda bazı yasalar çıkarmışlardır. 1933 yılında hayvanları koruma amacıyla kapsamlı bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa, hayvanlara kötü muamele ve zalimliği yasakladı, deneylerde hayvanların kullanımı üzerinde kısıtlamalar getirdi ve hayvanların acı çekmesini önlemeye yönelik önlemler aldı. Bu yasaların amacı Hayvan refahını korumak ve hayvanlara yönelik şiddeti engellemekti. Ancak bu yasalar nazi ideolojisinin genel acımasızlığı ve insan hakları ihlallerini örtbas etmez. Ben onu Başka sormadım sana. Yardımcı olabilir miyim? Ben onu sormadım sana. İyi ee, örtbas eder mi diye sormadım ki. Örtbas eder mi diye sormadım ki. Evet arkadaşlar görüyorsunuz hayvan haklarını savunan insanlar nazilerle aynı ideolojiye sahip. <laughs> Bundan sonra arkadaşlar size nazi 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 diyen adamlara sizin söylediğiniz nazi ağzı falan diyen adamlara on diyeceksiniz. Sen hayvan haklarını savunuyor musun? Sokaktaki sokaktaki dostlarımızı savunuyor musun? Yavşak yani kendi fikrini soruyor. Ha sorduk sanki ha. Örtbas eder mi etmez mi diye sormadım ki ben. Chat GPT sol liberal bu arada cevaplarına göre öyle. Şey desem ne olur acaba? Bana sağcı gibi konuş. Bana milliyetçi gibi konuş. Hitler ve aynen. Oğlum çok komik değil mi yalnız? Şimdiki hippi tayfanın bizdeki tayfa da öyle adamların söyledikleri Hitler'i Nazilere daha çok uygun. Öyle ama gerçekten. Nazilere daha çok uygun. Ç'ye falan daha uygun değil. Daha ters. <laughs> Meğer şeyi de çıkartmışlar. Olabilir mi en son? Naziler LGBT koruma yasası falan da çıkartmış olsun. Bir o eksik.